Yere çömdüm başlıyorum ama bu sefer başlıyorum videoya. Hoş geldiniz kanalıma. Başka bir arka planda açamazdım videoyu zaten. Video bu toast bit ile ilgiliyken görebiliyor musunuz? Şöyle bir yatış var mı? Şöyle bakın. Elim kadar. Evet, hoş geldiniz. Bugün gerçekten istenen bir videoyu çekiyorum. Gerçekten istenen bir video deyince sanki önceden böyle şeyler söylediğimde yalan söylüyormuşum gibi oldu. Ama hayır, fazla istenen bir videoyu çekiyorum diyeyim o zaman, daha doğru olsun. Angel'la bir günüm. Aslında benim için her gün bu şekilde. Çoğu zaman diyeyim, çoğu zaman bu şekilde. Ama bugün farklı olarak kayıt altına aldım. Ağır, çok ağır. Ah, çok kilolu. Videonun bazı kısımlarında seslendirme yapmam gerekti. Çünkü evde gerçekten sürekli bir konuşma hali, sürekli bir ses gürültü hali var. O yüzden konuşarak çekemeyeceğim zamanlar oldu. Bu zamanlarda seslendirme yaptım. Onun dışında konuşabildiğim yerlerde gene konuştuğum, anlattığım oluyor. Onun dışında dediğim gibi Angel'la bir günümüzü çektik. Gün içinde Angel'la neler yapıyoruz, nasıl rutinlerimiz var Angel'la, onları çektim sizler için. Angel'ın bir Instagram hesabı var ve kendisi Instagram'da çok aktif. Aslında beni takip ediyorsanız Angel'ın Instagram'ını biliyorsunuzdur. Ama ben yine de bilmeyip bu videoyla kanalıma gelenler için şuraya Angel'ın Instagram adresini yazıyorum. Angel'ı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tabii ki beni de, benim adresimi de şu anda yazıyorum. Evet. Aslında kanalın adını değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü Angel'lı videolar daha çok izleniyor. Kanalın adını Joy Angel yapıyorum. Şaka bir yana bugünkü videomuz da bu şekilde. Umarım beğenerek keyifle izlersiniz. Hemen videoya. Bir dakika dur, son. Son cümle, bir dakika. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Günaydın. Uyan uyan uyan. Uyku mu var? Çok mu uyku var? Hı. Uyan yahu. Sabah oldu. Bak, alarmımız da çalıyor. Sevgi modu. Sevgi modu açılsın. Uykucusun sen. Evet, uyandıktan sonra yaptığımız ilk şey tabii ki de dışarı çıkmak için hazırlanmak. Tuvalete çıkmak için hazırlanmak. Kış aylarında ben Angel'ı mutlaka giydirerek çıkarıyorum. Evde yaşayan köpeklerin derisi sanırım zaman içinde tabii ki sıcakta yaşadıkları için inceliyormuş. Dışarıdaki hava koşullarına çok da dayanıklı olmuyorlar. O yüzden mutlaka Angel'ın üstünü giydiriyorum. Hatta şu anda dışarıda kar yağdığı için, çok karlı zamanlarda olduğumuz için normalde günlük giydirdiğim bir tişörtü atlet olarak giydirip üzerine bir de kazak giydiriyorum. Gördüğünüz gibi kendisi de bu durumdan inanılmaz memnuniyetsiz. Evet, üstünü de giydirdikten sonra şimdi sıra geldi ayakkabılarına. Ben özellikle karlı havalarda ayaklarına ayakkabı giydiriyorum. Yağmurlu havalarda da bazen giydiriyorum ama karlı havalarda mutlaka giydiriyorum aslında. Hem ayakları kirlenmiyor hem de üşümüyor böyle. Her ne kadar giydirmek çok zor olsa da aslında giydiriyorum. Çünkü sonrasında çok büyük kolaylık. Her geldiğinde eve ayaklarını yıkıyorum ve onun içinde bir işkence oluyor. Ayakkabı giyince ama temiz kalmış oluyor zaten ayakları. Ve tabii ki Angel'ın mama zamanı. Şu ana kadar önce Proplan, sonra da ND mamalarını verdim. İkisini de hiç keyifle yemedi. Hatta çoğu zaman yemiyordu. Üzerine yoğurt, süt falan döküyordum. Anca o zaman yiyordu. Çok uzun süre aslında denedim alışması için. Ama alışmadı. Şu anda Briskare kullanıyorum. Ve ND ve Proplan'a kıyasla aslında daha güzel yiyor bunu. Daha güzelden kastımı da göreceksiniz gene zorla ama diğerlerine kıyasla gene yiyor. Üzerine bir şey dökmesen bile yiyor. Ve gördüğünüz gibi tek tek ağzına vererek şu anda yedirmeye çalışıyorum. Bu şekilde de tabii ki tamamını yemiyor. Bir süre sonra oyun oynamaya başlayacağız, onu da göreceksiniz. Ben mamaları atıyorum, o yakalamaya çalışıyor. Bu şekilde oyun oynadığı için mamaları da yiyor.
Gerçekten böyle oyun oynayarak resmen onu çocuk gibi kandırabiliyorum mama yemesi için. Ve mamadan sonra susamış. Ben her gün mutlaka suyunu değiştiriyorum Angel'ın. Hatta bazen günde iki kere bile değiştirdiğimiz oluyor. Ama mutlaka her gün değiştiriyorum dediğim gibi. Yemekten sonra da mutlaka su içer Angel. Şimdi uyuma vakti, gördüğünüz gibi sağa dönüyor uyuyor, sola dönüyor uyuyor. Anında uyanıyor, tekrar uykuya dalıyor. Ve bu şekilde gerçekten günün bir 15 saatini geçiriyor bence. Gerçekten dışarıda çok güzel bir kar vardı. Angel kara oynamaya çıkardım. Onu gördüğünüz gibi atıyorum ve kara gömülüyor. Bacaklarının neredeyse tamamı kara gömülüyordu. Kar topu yapıp atıyorum ve onu top sanıyor gerçek. Benim bilgisayarda falan işlerim varken Angel sürekli benim yanımda oturur zaten. Sevgi lazım bana, sevgi lazım bana, sevgi lazım bana. Hatta bazen eğer uyanıksa, ki şu an burada uyuyor, uyanıksa patisiyle ya bilgisayara ya telefona vurur. Hani onunla ilgilenme, beni sev, benimle ilgilen diye. Ama burada uyuyor şu anda. Hep böyle yan yana birlikte. Gel buraya. Otur. 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 Elini ver. Aferin. Öbür elini ver. Öbürünü. Ha, aferin sana. Öbürünü. Hayır, öbürünü. Aferin sana fıstığım benim. Dur. Ah. Yat. 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 Aferin. Yuvarlan. Yuvarlan. Aferin benim fıstığıma. Böyle eğitim, yani komutları öğretmek için ödül maması veriyorum. Ödül mamasını da nasıl yaptığımı merak ediyorsanız, çünkü hazır almıyorum genelde. Kendim yapıyorum ödül mamasını. Tarifini verdiğim bir video çekmiştim. Onu da yukarı şuraya, kartlara ya da bu tarafa hangisiyse eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Bakın neler öğrettim Angel'a. Gel buraya otur. Otur. Elini ver. Elini. Öbür elini. Çak. 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 Yat. Yuvarlan, yuvarlan. Aferin sana. Özellikle mesela hayır komutunu öğretmeniz çok önemli. Çünkü yapmasını istemediğiniz bir şey olduğunda sizin tepkinizi anlayabilmesi çok önemli. Yani aslında çoğu lafımı anlayabiliyor elinde. Bayağı bir kelime bilgisi var. Otur. Elini ver. Öbür. Çak. Yat. Yat. Aferin. Görebiliyor musunuz? Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Aferin sana. Akşamları da mutlaka otururken birazcık oyun oynuyorum onunla. Hadi bakalım koş. Evet, akşam tuvaletine çıktık. Değil mi Angel? Hadi gel bakalım. Neyse ki yollardaki karlar erimiş zaten. Bu arada kombin farklılığını görüyorsunuzdur. Bu akşam kombinimiz. Evet. Angel'ın şimdi akşam gezmesi. Ayaklar yıkanacak, pijamalar giyecek ve Angel yatağa uyumaya hazır. Angel bak bir. Aferin benim kızıma. Bekle. Hayır, hayır. Bak ne yaptın orayı. Hayır.
ayrılıyorum. Açımız çok kötü olabilir ama şu an ayaklarını yıkadık, dışarıdan geldik. Ayaklarını yıkamışken bir de banyosundan bahsedeyim. Banyo yaptırırken ben genelde Dalin ya da Johnson's Baby kullanıyorum. Bir de veterinerden aldığımız böyle bir şampuan var. Adı gözüküyor mu acaba? Evet. Bir de bunu kullanıyorum dönüşümlü olarak. Ama genelde çok büyük bir oranda Dalin ve Johnson's Baby kullanıyorum. Evet, artık Angel için uykuya hazırlık. Pijama da sadece kışın giydiriyorum bu arada, yazın giydirmiyorum. Aslında hani ev sıcak ama çünkü çok tatlı bir kız oluyor böyle. Çok tatlı oluyor. Değil mi anneciğim? Çok güzel bir kız oluyorsun değil mi kızım? Bir de son olarak soranlar olduğu için Angel'ın kıyafetlerinden göstereceğim biraz. Mesela şöyle bir hoodie'si var. The Dog Face yazıyor. North Face çakması. Şöyle bir hoodie'si var. Bu da Angel'ın bir arkadaşının ablasının markası. Pop Art. Instagramlarını buraya koyarım. Orada da çok güzel modeller var ve fiyatları bence uygun. Oraya da bakabilirsiniz. Bunlar zaten üzerinde My Angel yazanlar. Tamamen tesadüfi bir şekilde. Veterinerden. Ha, bu Koton'dan almıştık bunu. Koton hayvan koleksiyonu yapmıştı biliyorsunuz. Aynısından bir de sahibine bir de köpeğe diye. Burada da Never Play Alone yazıyor. Bu da böyle bir hoodie. Şöyle simli bir yılbaşı kazağı var. Bunu annem örmüştü Angel'a. Bu örme. Şöyle bir Noel Baba kostümü. Sevgili Merve ablası almıştı Angel'a. Kazakları var aşağıda. Şu an giydiği için onları aşağıda bırakıyorum. Şöyle bir yelek var. Bu aslında çocuk yeleği. Biz bunu Bim'den almıştık. Şöyle bir şapka. Çok tatlı ve bu çok güzel duruyor Angel'da. Bunu da Bebek'ten almıştık. Bebek şapkası normal. Fransız beresi var. Arkasında da sabit kalması için bandı var. Bunu da ablam örmüştü. Sabah giydirdiğimde içine bunun gibi böyle penyeydi. Bunlar AliExpress'ten, Çin'den geliyor. Bebek önlüğü. Bebek'ten kaşeyleri var. Böyle bir deli olduğum bir şapkası var. Bayağı böyle kasket şapka. Kulakları çıkıyor yandan da. Bunu da AliExpress'ten almıştım ben. Bir de böyle çenesinin altından ipini takıyoruz düşmesin diye. Deli oluyorum buna. Aslında göstersem size gelse ama asla şu anda onu getiremem. Çorapları. Çoraplar da bebek çorabı. 6 aylık bebek çorabı Bebek'ten. Onları da patisine bazen balm sürüyorum yumuşasın diye. Patileri çatlak çünkü birazcık barınaktan geldiğinde öyleydi yani. Balm sürdüğüm zaman hani yalamasın diye çorap giydiriyorum. Angel yatağına yattı. Dişler. Dişleri için bunu kullanıyorum. Netle. Bu böyle macun gibi bir şey. Dişlerine sıkıyorsunuz zaten. Yiyebiliyor, bir sakıncası yok. Şimdi yalan söylemeyeyim, her gün yapmıyorum bunu ama mümkün olduğunca sıklıkla yapmaya çalışıyorum. Size yaptığım bir günü gösteriyorum şu an. O zaten yerken dişlerinin hepsine yayılıyor bu. Ve son olarak tarak olarak da genelde banyodan sonra tarıyorum. Banyoda gösterdiğim şampuanları kullanıyorum. Ayda bir kere yıkıyorum. Yani daha sık yıkamıyorum. Çünkü zaten köpeklerin çok sık yıkanması doğru bir şey değil. Ayda bir kere yıkıyorum diyebilirim hemen hemen. Bazen tabii ki de istisnalar olup daha fazla yıkadığım zamanlar olabiliyor. Çamura bulanmıştır. Hani çok nadir olsa da. Ya da bazen mesela evde bir yemek yapılınca tüylerime çok koku siniyor, o zaman ekstra yıkıyorum. Onlar dışında ekstradan yıkamıyorum. Tarak olarak da çok tarak denedim. Elimde kaldı çoğu. Çünkü Angel'ın saçları kıvırcık olduğu için taraklar elimde kalıyor. Hep kırılıyordu. En son bir tane böyle jilet uçlu bir tarak aldım. Alt tüy tarağı diye geçiyor. Şuraya fotoğrafını koyuyorum şu anda. Ondan şu an nerede olduğunu bulamadım, o yüzden gösteremiyorum. Ondan biraz memnun kaldım ama daha çok düz saçlı köpeklerin memnun kalacağını düşünüyorum. Angel'a göre pek değil. Angel'da anlaştığım ve mutlu olduğumuz tarak şu tarak. Şöyle. Maalesef çok taranmayı seven bir köpek değil. O yüzden
Mümkünse sadece banyodan sonra tarıyorum. Onun dışında bir daha taramıyorum. Bu battaniyemizi de sorarsanız bunu da köpek battaniyesi şeyden almıştık. İngiliz Home'dan. İngiliz Home'da arada böyle köpek ürünleri getiriyor takip ederseniz o zaman çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Çok fazla Angel'ın mesela İngiliz Home'dan oyuncağı var. Aslında bu videoya Angel oyuncaklarını da dahil etmeliydim. Neyse başka bir zaman gösteririm, çok fazla oyuncağı var. Bu arada şu an burada yatıyor ama sabaha karşı mutlaka ayak ucumda uyuyor benim. Ayak ucuma geliyor, orada uyuyor. Aslında ben hep benimle yatmasını istiyorum ama sanırım biraz onu rahatsız ediyorum. Çok böyle sürekli sevmek istediğim için biraz galiba benden kaçıyor.